30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 24 Şubat günlerden çarşamba. Hemen bakalım hangi haber başlıklarımız var. Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınladı. Sıkılaştırma çerçevesinde Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 bas puan arttırıldı. Merkez Bankası değişiklik ile TL cinsi zorunlu karşılıkların 25 milyar TL artmasını öngördüklerini açıkladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAP üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi. Arslan, askeri 5 bin lira limitli paraf kobi kredi kartı tahsis edilecek. Firma, ihtiyaç ve talebine göre paraf kobi kart limiti 100 bin liraya kadar çıkartılabilecek dedi. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ABD Senatosu'ndaki yarı yıllık para politikası sunumunda Fed'in ABD ekonomisine verdiği desteği geri çekmeye yakın olmadığını söyledi. Powell'ın konuşmasında, toparlanma inişli çıkışlı olmaya devam ediyor, tamamlanmaktan hala çok uzak, önümüzdeki yol oldukça belirsiz olmaya devam ediyor dedi. Almanya ekonomisi 2020 yılında Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük daralmayı yaşadı. Alman İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Almanya ekonomisi 2020 yılında %3,7 daralırken 4. çeyrekte beklentileri aşarak %0,3 büyüme kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın %20 zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini açıkladı. Zenginleştirilmiş uranyum stokunu yaklaşık 3 tona yükselten İran, nükleer anlaşmada izin verilen oranın yaklaşık 15 kat üzerine çıktı. Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan Avivasa'da ortaklık değişimi gerçekleşiyor. Aviva, şirketteki %40 hissesinin satışı için yine Sabancı Holding'in hayat dışı sigorta sektöründe 2011 yılından bu yana ortağı olan Uluslararası Sigorta Grubu Ageas ile imzaları attı. Ve saat 12 itibariyle hemen Borsa İstanbul'a bakalım. Dün aslında %2'nin üzerinde bir satış vardı Borsa İstanbul'da. Özellikle sanayi endeksinde gördük ve hacmin çoğunluğu sanayi endeksindeydi bu arada. Bunu da altını çizmekte fayda var. Bugüne döndüğümüzde %0,1'lik bir eksiyle işlemler devam ediyor. Dolar TL 7.12'ye kadar yükseldi görüldüğü gibi. Daha bir hafta öncesine kadar 6.20 olur mu diye konuşuluyordu. Euro TL ise 8.67'de parite 1.21.66. Hala Euro'nun değerlenmesiyle ilgili rahatsızlıklar olduğu belirtiliyor Avrupa kanadından. Devam edelim biz o zaman Avrupa piyasaları demişken. Avrupa piyasalarında tabii bu gelen son veriler ki bilindiği üzere Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de bu kısıtlamaların açılması gündemde ama ne kadar olacak o tartışılıyor ki ilk çeyrek kayıp çeyrek olarak gözlemleniyor. En azından Almanya açısından öyle bir rapor vardı Bundesbank tarafından. Londra tarafı eksi de, Paris'te artı yatay, Frankfurt %0,6, prim İtalya'da sadece şöyle diyeyim, yatay diyelim daha doğrusu, kararsız bir seyirde. ABD tarafına geçelim. ABD borsaları tabii ki Powell'ın sunumuna odaklanmış durumda. Dün gerçekleştirdi sunumu. Birkaç cümlesini aktardım ben az önce. Bugün de devam edecek. Powell'ın sunumu sonrasında dün ABD borsaları karışık izledi seyrini. Bugüne döndüğümüzde hafif ekside ama yatayda kararsız bekliyor. Emtia tarafında petrol çok konuşur olduk tabii doğal olarak. NYMEX ve Brent petrolde eksiler var ama orada da yatay diyeyim ben. Yine 1804 ons dolar spot altın ki burada da eksi diyemeyeceğim bir kararsız seyir var. Şimdi Adnan Dalga Kıran'a dönelim. Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı'na. Adnan Bey, iyi günler diliyorum efendim size. İyi günler, iyi yayınlar Deli Hanım. Şimdi 1 Mart'tan sonra böyle bir normalleşme adımları bekleniyor, deniliyor. Nasıl olacak, ne olacak detayları henüz bilmiyoruz. Fakat üretim tarafında bir görüntü nasıl? Şu ana kadar restoranların yaklaşık 170 gündür kapalı olduğunu ve kısıtlamaların bu süre boyunca devam ettiğini düşünecek olursak üretim ne aşamada? Ben sanayi sektörünün bu pandemi döneminde diğer sektörlere, hizmet ve diğer sektörlere nazaran çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Neticede halkın mecbur tükettiği ürünlerde öyle veya böyle tüketim devam etti. Ama işte restoranların kapalı olması, turizm ve otellerin mecburen kapalı olması orada daha büyük bir probleme yol açtı.
bizim aşının bulunması ve aşının yaygınlaşmasıyla beraber bu yıl ve önümüzdeki dönemlerdeki projeksiyonun dünyadaki normalleşmenin hızla yükseleceği ve yılın ikinci yarısından sonra da aşı eğer yaygın bir şekilde uygulanabilirse normale yakın bir hale doğru yürüyeceğimizi düşünüyorduk açıkçası bizim projeksiyonumuz bu. Peki daha önceki konuşmalarımızda biliyorsunuz bu makine ithalatının yüksek olmasından dolayı şikayette bulunmuştunuz. Daha doğrusu makinecilerin böyle bir rahatsızlığı var o ithalatı konusunda. Peki kur biraz gerilemişti. Gerçi bugün yine 7-12'leri gördük ama bir değişiklik yarattı mı ki bu? Şimdi tabii dün fark edilen artan bir kur bugün hemen etkisini ödemek mümkün değil ama şöyle söyleyeyim Zeliha Hanım. Bir kere altını çizmek istediğim bir konu var. Türkiye'de pek çok sektör var. Doğal olarak sektörlerin sorunları konuşulurken o sektöre ait sorunları insanlar dinlemiş oluyorlar. Ama makine ile ilgili konu böyle değil. Makineyi de işte diğer sektörler gibi bir sektör olarak ele aldığınız zaman bütün ekonomik ekosistemi yanlış değerlendirmiş oluyorsunuz. Makine ne anlama geliyor? Makine yatırım anlamına geliyor. Makine ne anlama geliyor? Teknoloji ve değişen teknoloji anlamına geliyor. Yatırımlarınızı eğer ithal makinalarla yapmak durumunda kalırsanız, siz bunları üretemiyorsanız veya ürettiğiniz halde ithal ediyorsanız karşınıza çıkan şey nedir biliyor musunuz? Bir, bulunduğunuz yerde saymak. İki, ciddi cari açık oluşturmak. Çünkü makinelerin materyal ömürleri uzun olsa bile teknolojik ömürleri kısa. Çünkü her zaman bir öncekinden daha verimli, daha güçlü, daha az enerji harcayan makineler çıkıyor ve onu alanlar bir öncekine üstünlük sağlıyor. Böylece ithalatçı olan ülkeler ne oluyor? Makine çöplüğü haline geliyorlar. Ve sürekli dış kaynaklarda bununla ciddi bir kredi avantajıyla yurt dışından bu makineler satıldığı için bize mesela 10 yıl vadeli falan daha makinenin verimliliği ömrü birinci, ikinci, üçüncü yılda size daha verimli makinelerle rakipler oluşuyor ve siz daha bu kredileri bile ödeyemeden sıkıntıya düşüyorsunuz. O zaman da diyorsunuz ki işte bizim sektörde sıkıntı var, bizde sıkıntı var. Peki ne yapmalı? Yani şimdi ben de makinelerin içinde büyüdüm. Bakmayın siz vida sanayi. Makine ve üretimin ne kadar aslında insanı tatmin eden bir sektör olduğunu gerçekten biliyorum. Bu makine konusunda da çok eskiden beri sıkıntılar olduğunu da görüyorum. Eskiden de teknoloji sıkıntıları vardı. Sizin bahsettiğiniz teknolojiden kastım. Aldığın makinenin daha verimli hale ya da daha verimlisinin çıkması ve senin ödediğin paranın ödeyemeden yenisini almak zorunda kalman ya da maliyetine katlanman gibi. Peki ne yapmak lazım? Bu bugünün konusu da değil. Benim hatırladığım bu bayağı uzun bir sürenin konusu. Ama ne yapmalı? Nasıl çıkmalı bundan? Bir de pandemi süresince öğrendik ki biz kendimiz üretmeliyiz. Buyurun. Evet. Biliyorsunuz ben yani onlarca yıldır ben anlatıyorum. Evet. Yaşlandım. Başladığımda çok gençtim bu konuları anlatmaya. Şimdi kafamda saçlandı. Beraber yaşlandık. Vallahi yani. Ve artık yılgın bir şekilde anlatıyorum dikkat edersen. İlk zamanlar Veli Hanım programları yaparken farkındasınız ve heyecanlıydım değil mi? Tabii. Ama artık yürüyorum yani. Çünkü anlatmak çünkü şöyle hep kısa vadeli bakıyoruz her şeye. Yani ülke olarak orta ve uzun vadeli doğru ve köklü stratejiler kuramıyoruz. Yani çok sloganvari hareket ediyoruz, çok popülist hareket ediyoruz. Dolayısıyla da doğru kurguları oluşturamıyoruz. Bakın son geçen yılın şeyini ben size verdiğimi söyleyeyim. Çin'in Türkiye'ye makine ithalatı %56 arttı. Tayvan'ın %78. Bir şey söyleyeceğim size. Bu ne demektir? Bu yatırım mallarıyla aslında bir ülkenin istilasıdır. Biz hep emperyalist diyerek batılılara bakıyoruz da şimdi baktığınız zaman üretim araçlarıyla başka bir yerden doğudan da istila ediyoruz. Bunu daha nasıl anlatalım? Basit bir şey söyleyeceğim. Bakın Çin'in bir sene evvelki makine fiyatlarının kilogram değerine bakın. Bu son bir yıldaki makine kilogram değerlerine bakın. Orada ciddi bir düşüş göreceksiniz. Dünyada emtia fiyatları artarken, maliyetler artarken, enerji fiyatları artarken nasıl oluyor da
bir ülkenin bu sadece dünyada her yerde sabitlerken burada aşağıya doğru gidiyor. Çünkü arkasında müthiş bir devlet desteği var. Çünkü makina bir sektör değil gelişmiş ülkeler için ve gelişmekte olan ülkeler için. Makina bir sektör değil. Makina hayat, makina zenginlik, makina teknoloji demek. Anlatabiliyor muyum? Çok ama iyi anlıyorum ben hocam. Ben bunu anlatamadım. Anladım. En sonunda da yazdım biliyorsunuz. Biliyorum. Yani daha ne diyebilirim ki? Yani bu şeyi kavramadıkça, yani biz makina, elektronik ve yazılımı tamamen başka bir alana alıp ve Türkiye'nin katma değer ve teknolojideki ilerleyişini bunun üzerine kurmadıkça burada bu işi yapamayız, başaramayız. Çok basit söylüyorum. Bakın sanayinin Türk ekonomisindeki gayri safi milli hasıladaki payına bakın. %16'larda 17'lerde. Olması yani, gereken oran ne? Türkiye kalkmıyor demek gelişmekte için. Olan evet. Bir, gelişmekte olan bir ülkenin 30'larda olması lazım en az. Bakın Almanya'nın kişi başı milli gelir seviyesi 10 bin dolarken yani geçmişte bizim de aşağı yukarı aynı seviyelerdeyken sanayinin payı %42-43'tü Almanya. Yani önce sanayileştiler sonra hizmet sektörü gelişti. Bizse işin daha kolayına kaçtık. Sanayi yatırımları daha maliyetli, daha oradan para kazanmak daha sofistike, daha şu bu filan sebeplerden dolayı ne yaptık? Hizmet sektörünü sanayiyi es geçerek hizmet sektörüne ağırlık verdi. Peki Adnan Bey, özendirilmesi gerekmiyor mu bu sanayi sektörüne yatırımcının? Yani vallahi özendirilmesi. Yani ne kadar önemli olduğunu. Özendirilmezse niye yapsın ki ben? İşte yani, evet yani özendirilmek için ne yapmalı benim mesela? Benim gibi bir takım enayiler dışında niye bu işe? Estağfurullah. Kolayca bir yerde bir arazi değerlendirmek varken, bir başka şeyler daha kolay yollar varken niye girip de milimetrenin binde biriyle bilmem neyle uğraşıp binlerce, on binlerce çizimlerle, şunlarla, bunlarla ve risk alan şeylerle uğraşıp bu sanayidir ya da teknoloji üreten sanayidir yapsın insanlar? Niye yani? Bana bir sebep söyle. İşte onun için diyorum. Yani bunu insanlar özendirecek finansal koşullar mı dersiniz? Ürettiğini satabilmesi gereken piyasayı yaratmak mı dersiniz? Ya da bilmiyorum artık ya da. Yani çok şey var. Bilenler biliyordur. Bakın, büyükler bakın, biliyordur. O kadar çok sorun var ki. Şimdi burada bir toplumun algısı da önemli. Mesela ithal bir ürün makine alan bir firma. O makinede bir problem çıktığı zaman samimi söylüyorum. Oturuyor bir ay yedek parçası gelsin diye sakince bekliyor. Boynunda büküyor. Ondan sonra ve dünyanın parasını da hiç kuzu kuzu veriyor. Hiç gıkıp bile çıkmıyor. İşte bir adam gönderiyorlar servise. İşte günlüğü 2000 euro diyor. Tamam abi diyor filan. Hepsini ödüyorlar. Yerli bir üreticinin üründe bir problem çıksın. Dünyayı başınıza yıkıyorlar. Siz 2 saat sonra servis gönderin. Onun 2000 euro dediğine siz 20 euro alın. Yani daha az. Yani şimdi bu acayip psikolojik barajlarımız var bizim. Yani, evet maalesef. O kadar çok bu konularda aşmamız gereken kültürel ve sosyolojik sorunlarımız var ki oraları aşamıyoruz. Yerliye güvenmeme oraları gibi bir sorun var uzun zamandır. Şimdi yerli mala güvenmeme. Ben şöyle Zeliha Hanım, bu yerli kavramına da çok şey yapayım. Türkiye'de üretilen her şey çok kaliteli diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Birkaç istisnası var bunun Almanya gibi. Şimdi yerli dediğimiz zaman bu sefer de başka bir şey çıkıyor. İyi üreten yerli de var, kötü üreten yerli de var aynı konuda. Bu sefer ikisine de yerli bir marka haline geliyor adeta. Hmm. Şunu söylemek istiyorum. Bizim dünyayla yarışan çok sayıda şirketimiz var. Her sektörle. Ama artık o içerideki o kültürel şeyden bakıp artık içerideki pazara bakmamaya başlıyorlar. Tamamen dışarıya bakmaya başlıyorlar. Anlatabildim mi? Çok iyi anlıyorum. Yani seçici olmalı. Firmaların satın alma grupları, patronlar ya da yöneticiler talimat vermeli satın almacılara. Kardeşim, işinizi doğru bilin, doğru araştırın, doğru firmaları bulun. Dünyada, yani biz şöyle bir şey istemiyoruz. Bizim yaptığımız ürünler diğerlerinin yaptığından daha kötü
ise onu alma zaten. Evet. Böyle bir şey istemiyorum. Şimdi bu konu, ben çok isterim konuşmayı daha uzun süre. Ama şu soruyu da soracağım. Bu kısa çalışma ödeneği, bu konu çok uzun. Gerçekten çok istiyorum bu tartışmayı da. Önümüzdeki günlerde daha bir vakit açalım aslında bu konuya. Şu kısa çalışma ödeneğini sormak istiyorum size. Biliyorsunuz 30 Mart'a kadar son kez uzatıldı. Erken mi bu, yoksa yeterli mi? Yani şöyle söyleyeyim, bunu 30 Mart'a bir aydan fazla bir zaman var. Tabii ki ülkeler şu anda ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalışıyor kamu. Kendi imkanları doğrultusunda, her ülkenin kendi imkanları doğrultusunda verdiği destekler var. Tabii ki daha biraz daha özellikle küçük işletmeler ve esnaf için bunun biraz daha uzatılmasında ben çok fayda görüyorum. Çünkü hareketlenme o kadar çok hızlı bir şey olmayacak. Yani hizmet sektörü faaliyete geçtiği zaman bir anda her şey güllük gülistanlık hale dönüşmeyecektir. Bir de tüketim alım gücünde tabii düşme var. Yani bundan bir sene evvel 11-12 bin dolar kişi başı milli gelir seviyesinde bir ülke, iki sene evvel bunu konuştuk. Bugün bu 8 bin dolarlar seviyesinde düştü. Yani insanların alım güçleri de düştü. Zamana ihtiyaç var demek ki. Zamana ihtiyaç var. Zaten şöyle şuradan bakmak lazım. Ben işsizlik sayısından daha çok oralarda tartışmalar var işte. İş aramadığı için işsiz. Ben şuna bakıyorum. Her zaman da bu rakamı vereceğim. Almanya'da çalışabilir nüfusun %75'i çalışıyor. Evet. Türkiye'de %45. Evet, evet. Bu bir faciadır. Evet. Bunu konuşması lazım. Niye? Neden bizden çok daha zengin bir ülkenin %75'i çalışıyor da bizde %45'i? Biz de o zaman bununla nasıl onları geçeceksiniz ya da peki, onların yanına bile yaklaşamazsınız. Anlatabildim mi? Yanına bile yaklaşamazsınız. O zaman öyle haftaya şey yok. Haftaya bu konuyu konuşalım mı? Tamam tabii. Anlaştık. Bakalım, konuşalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Böyle yarım gibi kaldı ama vaktim de çok azaldı. Yok yok. Ağzınıza sağlık. Az çok konuşuyoruz zaten ülke olarak. Az konuşup iş yapalım. Çok iş yapalım. Ağzınıza evet. Sağlık Adnan Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Yavuz Akçadağ'a dönelim. Akçadağ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı'na. Yavuz Bey, iyi günler diliyorum size. İyi günler Zeliha'm. Siz de dinlediniz Adnan Bey'i, sanayicinin gerçekten dertleri evet, var, normal. Şimdi öncelikle ben mevcut devam eden projelerinizle ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Bir de Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı'nın açıklaması vardı biliyorsunuz. Bu özellikle elektrik üretiminin, rüzgardan elektrik üretiminin Ocak ayı içerisinde ilk defa %10'u geçtiğini ifade etti. Biraz bundan da sizden fikir isteyeceğim. Zeliha Hanım, öncelikle salgın nedeniyle sağlık çalışanlarımız kadar ön saflarda olmasak bile paralelinde lojistik destek verdiğimiz 6000'e yakın mesai arkadaşımız, 4000'e yakın da çözüm ortağımız ile beraber toplamda 10000'e yakın istihdam verdiğimiz gerek maden, gerek enerji, gerek teknoloji ve gerek telekomünikasyon ve gerek şehir içi suyun şebekesinde pandeminin başlandığından Mart ayından bugüne dek can istikrar bir şekilde ülkemize kattığı katma değerden dolayı bütün mesai arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu konuda bir iki anekdot da yapmak istiyorum. Salgın sadece insanlarımızın sağlığına ve canlarına kastetmiyor. Aynı zamanda biraz tabiri caizse ekonomilerimizi de darmadağın ediyor bu konuda. Evet. Onun için de üretim yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Üretimin de genel anlamdaki yapı yatırımdır. Yatırım da toplum, sivil toplum örgütleriyle, hükümetimizle ve bizlerle beraber tasarruf yapıp evet, üretime dönmeliyiz. Şimdi geldiğiniz bizim, soruya, bizim evet, bir 4-5 dakikamız var da o yüzden böyle hani hızlı sormak istiyorum ben. Dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu rüzgar ve elektrik ve projelerinizle ilgili de birkaç detay alırsak. Rüzgar projesiyle ilgili bizim iki tane projemiz vardı. RES projesiyle. Biz inşaat grubundan geldiğimiz için biliyorsunuz YEKDEM 30.06.2021 yılına kadar uzatıldı. Ama biz inşaat
sektöründe tecrübemizden dolayı Allah'a hamdolsun ki bütün yekpeme projelerimizi bu noktada hem rüzgarda hem güneşte yaptığımız yatırımlarla yetiştirdik, ettik. Evet, Ocak ayında ülkemizin %10 üretimini rüzgar enerjisinde karşılandı, edildi. Ama biliyorsunuz 30.06.2021 yılına kadar uzatılan RES projelerinde rakamı 1500'den yüksek olan coğrafi alanlarda kış şartları Mart ve Nisan aylarında ancak bu iş yerlerine ulaşım sağlanacaktır. Burada hükümetimizin 1500 rakamının üzerinde bulunan yekdeme yetiştirilen RES projelerinin tekrar süre uzatımları ile ilgili gözden geçirilmesini tekrar talep etmekteyiz. Rüzgarla ilgili gerçekten yeni yekdem fiyatları belirlendi. Biliyorsunuz maliyetler hem rüzgar türbinlerinde hem kredi olaylarında ve hem de hükümetimizin imkanlar doğrultusunda belirttiği fiyatlarda roundtable'ı biraz düştür. Bu fiyatların yeniden gözden geçirmesini yatırımcı olarak talep ettikleriz efendim. Peki bu %10'luk oran mevcut yatırımlarla önümüzdeki süreçte daha ne kadar yükselebilir? Ne seviyeye gelebilir yakın gelecekte? Ocak ayında hakikaten Türkiye'de rüzgarla ilgili bir rekor kırıldı. Dediğim gibi Türkiye'de de bu üretimimizin %10'una tekabül ediyor ve bu stabil olarak belki %1-2 artabilir ama bizim RES projeleriyle ilgili daha genişletme noktasının içerisinde genişleyebilebilmemiz için demin saydığım noktalarda yekdem fiyatlarının ve yekdeme yetiştirilecek rakamsal 1500'ün üzerinde bulunan coğrafi alanlarda tekrar ek süre noktalarını hükümetimizin ilk gözden geçirmesi lazımdır diye düşünüyorum efendim. Peki, kıdem tazminatı konusunda da bir çalışmanız olduğunu biliyorum. Onu sormak isterim size. Yeni bir çözüm mü buldunuz, formül mü? Kıdem tazminatı biliyorsunuz sosyal bir reformdur. Zeliha Hanım, biraz bu konu biraz geniş olduğu için hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Lütfen. Şimdi Türkiye'de 100 kişiden 18'i kıdem tazimatını alıyor. 82 tane mesai arkadaşımız kıdem tazimatı alıyor. Kıdem tazimatının iki tarafı var. Bir işveren, bir işçi tarafı. Cumhurbaşkanımız diyor işveren ve işçi sendikaları anlaşırsa bu kıdem tazimatını ben onaylarım. Biliyorsunuz 2002 yılından bugüne kadar 8 tane çalışma sosyal bakanımız değişti ve bu bakanlarımız her göreve geldiğinde kıdem tanzimatı fonuyla ilgili bir aksiyon içerisine girdi ve 15 gün içinde de biz işverenler hakikaten bu konuda çok heyecanlandı. Ama işveren ve işçi sendikaları bir araya geldiğinde kıdem tanzimatı kırmızı çizdiğimizdir diye olayı farklı bir noktaya çekiyorlar, ediyorlar. Bakın biz 1991 yılında kurulan bir şirketiz. Şu an 2020 itibariyle 31.12.2020 itibariyle çalışan çözüm ortağıyla beraber 10 bin insana istihdam verdiğimiz ve Türkiye'de tek noktadır. Kıdem tanzimatı borcumuz çalışanımızda yoktur. Bunu neden anlatıyorum? Kıdem tanzimatlarının arada bir 3 yılda bir 4 yılda bir çalışan mesai arkadaşlarımızın kıdem tanzimatları ödendiği takdirde en azından içeride birikimleri enflasyona karşı da ezdirmemiş olur. Evet. Kendilerinin evlilikle, kendilerinin iş kurmalarıyla ilgili, birikimleriyle ilgili bir yatırımları ara ödemelerle konuda. Bu kıdem tanzimatı konuyla ilgili vaktinizin de çok dar olduğunu biliyorum ve hızlı konuşmaya çalışıyorum ama bu kıdem tanzimatı fonu Zeliha Hanım bir vakit noktasında ayırdığınız zaman gerçekten bulduğumuz formül hem hükümetimiz noktasında hem işçi kardeşlerimiz konumunda hem işverenler konumunda bir çözüm odaklıdır bu konumun içerisinde. Çünkü biz bununla ilgili çalışanlarımıza geniş bir anket yaptık ve burada bakın %99,5 değil %100 bir memnuniyet çıkmıştır bu anlamda. Yani kıdem tanzimatı bir haktır, bir umuttur. Bu konuda işveren ve işçi sendikaları kırmızı çizgi olarak bunu görmemesi lazım.
Biz işverenler canımız bu noktanın içerisinde gerçekten ciddi anlamda yanıyor ve gerçek işçi konumunda da kıdem tanzimatını 15-20 yıl hak etmiş insanlar da bu konuda umutlarına el uzatmış oluyoruz. Sizden ricamız kıdem tanzimatıyla ilgili bir geniş program noktasının içerisinde algılata çözüm odaklı bu noktada aksiyon alabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür Meyve ederim Hanım. Yavuz Bey aktardıklarınız için. Biraz ederim. Hızlı oldu biliyorum ama tekrar ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bitiriyoruz 30 dakikayı. Akşam 19'a görüşmek üzere.